Torun o zaman şimdi büyüdü, 4 yaşındaydı. O da dinlemiş ama nasıl dinliyor? Atlas. Şair ve yazar Vehbi Vakkasoğlu gençlerle söyleşi programında buluştu. Gençliğinizi Allah bağışlasın, güzelliğinizi, çalışkanlığınızı, başarınızı, 100 puanlarınızı daha da arttırsın Allah. Ama bunları bir övme, kasılma, hey hey var mı benim gibisi deme havalarına getirme hakkınızın olmadığını bilin lütfen. 12 Şubat Belediyesi'nin kültür programları kapsamında Kahramanmaraş Mükrüme Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Süha Erler Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Vakkasoğlu, öğrencilerle sohbet edip onlarla tecrübelerini paylaştı. Kuşatılmış bir ülkenin çocuklarısınız. Gecenizi bile uyuyarak gaflet içinde boş geçirme hakkınız yok. Uykuyu bile azaltıp okuyacaksınız, çalışacaksınız. Akif dedemin dediği gibi asılı bir programınız olacak evde. Yaşama, günlük, çalışma, yemek yeme, dinlenme, oynama, arkadaşla sohbet. Plansız, programsız çok çalışma, planlı, programlı az çalışmadan daha değersizdir. Planlı, programlı olmak, hayatı düzene koymak insanın kendine verdiği en önemli eğitimdir. Vakkasoğlu 2 gün 4 okul şeklinde süren konferansların sonunda yaptığı açıklamada bu programlara gençleri geleceğe hazırlama adını verdiğini söyleyerek kendisinin de çok heyecanlandığını belirtti. Kahramanmaraş'ta birçok programa şahit oldum, katıldım. Ama en heyecan duyduğum ve en faydalı gördüğüm programlardan biri okullardaki okur yazar buluşmaları programıydı. Özellikle bu son 4 okulda hakikaten heyecanım tavan yaptı diyebilirim bu açıdan. Gençleri geleceğe hazırlama projesi diyorum ben buna kısacası. Emeği geçen herkesi, başta 12 Şubat Belediye'mizi, sevgili başkanımızı, kültür müdürümüzü, ekibini, efendim belediye başkan yardımcımız Havva Hanım hiç ayrılmadığı yanımızdan destek verdi duruşuyla. Çok teşekkür ediyorum. Kültür belediyeciliğinin çok canlı, çok çarpıcı bir örneğiydi. Yolları, gönülleri açık olsun. İnşallah devamı daha da genişleyerek sürsün, dilek ve dualarımı da buradan bütün hemşehrilerime arz ediyorum efendim. 12 Şubat Belediye Başkan Yardımcısı Havva Ece Saygaz, okur-yazar buluşması kapsamında yaptığı açıklamada, gençlerin eğitimine ve gelecekteki yaşamına katkıda bulunmak için yazarlarla buluşturduklarını söyledi. Çocuklarımızın eğitimine, ileriki hayattaki projelerine, planlarına katkıda bulunmak için yazarlarımızla buluşturuyoruz. Onların geleceğini daha iyi yönlendirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 12 Şubat Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Aktuğ da 12 Şubat Belediyesi olarak öğrencileri gönülden sulamak istediklerini belirterek, bundan sonra da şair ve yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun 15 günde bir okullara konuk olacağını söyledi. Biz de öğrencilerimizi kulaktan sulamak, gönülden sulamak istedik. Bu vesileyle okur yazar buluşması yaptık 12 Şubat Belediyesi olarak. Ve bunu en iyi yapacak yazarlarımızdan bir tanesi olan Vehbi Vakkasoğlu hocamızı öğrencilerimizle buluşturmak istedik. Bugün 4. okulumuzdayız. Çok verimli, çok güzel geçti. Öğrencilerimiz sağ olsun can kulağıyla dinlediler. Eminim çok şey öğrendiler, çok şey aldılar. Bundan sonra bu faaliyetimiz devam edecek. İnşallah hocamız 15 günde bir bizimle okullarımızı gezecek ve öğrencilerimize güzel şeyler sunacağız. 12 Şubat Belediyesi'nin kültür programları kapsamında şair ve yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun konuk olduğu programlara katılan öğrenciler, programı düzenleyen 12 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ederek, Kahramanmaraş'ın değeri olan Vakkasoğlu'ndan hayatlarına yön verecek değerli bilgiler öğrendiklerini söylediler. Belediyemizin düzenlediği okur yazar programında Vehbi Bey'i ağırladık burada, Vehbi Vakkasoğlu. Bize önemli bilgilerimizi sundu, ilerideki yapacaklarımızı, nasıl yapacaklarımızı bildirdi. Ben bu programdan kendime çok şeyler kattığını düşünüyorum. Çok kendisi Sayın Vakkasoğlu'nun düşüncelerinden feyiz aldım açıkçası. Okuryazar buluşması programı adı altında bugün bizlerle birlikte Vehbi Vakkasoğlu, tarihçi, yazarımız, bize geçmişteki bilgilerinden bir şeyler aktardılar ve Vehbi Vakkasoğlu'na çok teşekkürler ediyoruz. Buraya geldi, bize bir şeyler anlattı, bize fikirler verdiği için. İyi bir insan, güler yüzlü bir insan. 12 Şubat Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu okur yazar buluşmasına bugün saygıdeğer yazarımız Vehbi Vakkasoğlu geldi. Pek bir şey söylemek istemiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve 12 Şubat Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyoruz. Daha fazla buluşmalar olmasını istiyoruz.